Napolyon Bonaparte'ın kökenlerine ve onun imparatorluğa hızlı ve acımasız tırmanışına bakış atan bir film yakında vizyona girecek. Ki muhtemelen filmde Napolyon'un savaş konusundaki kabiliyeti, zaferleri, yenilgileri ve reformist karakteri güzel bir şekilde işlenmiştir. Ama filmde Napolyon'un bilime duyduğu ilgi, bilimi ve bilim insanlarını kendi politik projelerinde nasıl kullandığı, duyduğu bu ilginin muharebelerine etkileri veya katıldığı savaşların Avrupa bilimine katkıları ne kadar yansıtılır pek emin değilim. Dolayısıyla gelin bir hep birlikte Napolyon'un bilimle olan ilişkisine bakarak onun gerçekten bilimin patronu olup olmadığını inceleyelim. Konuya girmeden önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Napolyon'un okul hayatından başlamalıyız çünkü aldığı eğitimin ve o dönemlerde ilgi duyduğu derslerin etkisini biz gelecekte onun verdiği kararlarda da görüyoruz. Örneğin bir kere her şeyden önce karşımızdaki figürün eğitim hayatının neredeyse büyük bir çoğunluğunu askeri okullarda geçirdiğini göz önüne almalıyız. Dolayısıyla dönemdaşlarının aldığı klasik eğitime maruz kalmıyor. Ve o zamanlarda Fransa içinde askeri eğitim öğretim birçok yerde olduğu gibi klasik eğitime nazaran daha kapsamlı, daha çağdaş ve daha nitelikliydi. Ayrıca genç Bonaparte özelinde devam edersek onun tarih ve coğrafyada son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama ufak bir not, ilgi alanı esasen çok geniş, biraz polimatvari bir karakter. Kaldı ki aldığı askeri eğitimin sonlarında o dönemin popüler araştırma konularından olan dünya ile canlı oluşumu ve güneş sisteminin dinamiği üzerine de notları olduğunu biliyoruz. Bir de söylemekte fayda var. Bu adam coğrafya ve geometri gibi derslerin hepsini kullanabileceği bir alanda profesyonelleşti, topçulukta. Keza onun bilime olan ilgisi sadece okul bazında da kalmadı. İlerleyen yıllarda Fransa Enstitüsü üzerinden bilim ve bilim insanları ile yakın ilişkiler kurmaya devam etti. Ve bakın, bu öyle basit bir şey değil. Birincisi şu, İtalya'da Galileo'dan bu yana geldiğini söyleyebileceğimiz bir akademi, bilim akademisi kültürü devam ediyordu. Hatta bu kültür yavaş yavaş diğer ülkelere de yayılmaya başlamıştı. Fakat 18. ve 19. yüzyıllarda artık bilimin, sanatın ve aklın bir merkezi olma hırsı Fransa'da iyice kendini gösteriyor. Ki Napolyon'un hükümdarlığı döneminde bu hırs devlet politikalarında da kendine yer bulacak. Ama şimdi ikincisine geçelim. Çünkü İngilizlerin göz bebeği Newton fiziğin temellerini oluşturduktan sonra dünyada hakikaten bir devrim oldu. Bugün bile ortaokulda F eşittir MA'yı işlersiniz, lisede bir daha görürsünüz, üniversiteye geçince yine Newton'la başlarsın, yetmez yüksek lisansla tekrar Newton'ı anarsın, hatta eğer sayısal bilimlerde kariyerinize devam ederseniz fark edersiniz, yapacağınız hemen hemen her şeyin en temelinde Newton'ın çalışmaları yatar. Dolayısıyla o meşhur cümlede sıklıkla dile getirilir, Newton'dan sonra fizik bitti zannedildi. Ama işte bu cümle aslında sadece o çalışmaların önemini vurgulamak için söylenir. Çünkü fiziğin bittiği falan yoktu. Daha çok fiziğin temelleri ve göksel mekanik tamamlandı zannediliyordu. O da kısmen. Yoksa mesela 1700'ler boyunca hala akışkanlar mekaniğinde, elektrik ve manyetizmada, matematiksel fizikte, astronomide ve astrofizikte ciddi problemler vardı. Bir de çoğu zaman popüler bilim anlatılarında genellikle hep fizik konuları ön planlanır. Sonuçta soruları daha ilginç. Fakat Newton döneminde diğer bilim dalları aslında fizik kadar gelişmemişti. Örneğin 1750'lerden 1850'lere kadarki zaman dilimi kimya, biyoloji ve tıbbın parlamaya başladığı bu alanlarda son derece ciddi yol alınan bir dönemdi. Ki bu alanlara hatırı sayılır katkıyı veren ülkelerden biri de Fransa'ydı. Misal Napolyon belki onunla birlikte doğrudan çalışmadı ama Fransız Lavoisier kimya bilimini ihya etti, oksijeni keşfetti, ilk kapsamlı element listesini çıkardı. Veya genç Bonaparte'ı askeri okulda sınava tabi tutanlardan biri Laplace'lı ve bilmiyorsanız söyleyeyim, Laplace Fransa'nın Newton'ı gibidir. O matematik, fiziksel matematik, istatistik, fizik, astronomi, azıcık kimya, ciddi miktarda mühendislik ve felsefe üzerine çalışmaları olan bir insan. Yani adam bir yandan saf matematik çalışmış, bir yandan bugün onun adıyla andığımız fizikte ve mühendislikte kullanılan temel denklemleri üretmiş, yetmemiş, göksel mekanik üzerine araştırmalar yapmış, üstüne güneş sistemimizin nasıl oluştuğuna dair nebular teoriyi ortaya atmış, kara deliklerin varlığını öngörmüş, yeri gelmiş, Lavoisier ile kimya kasmış, tabii tüm bu bilgi birikimiyle birlikte de Laplace'ın şeytanı gibi çalışmalarla felsefeye girmiş.
Napolyon'un hocalarından biri Laplace'ken onun polimatvari bir ilgi alanı var demem sizi pek şaşırtmasa gerek. Ek olarak hocası dedim ama dikkatinizi çekerim. Napolyon askeri kariyerinde çok hızlı yükseldi. 24 yaşında general oldu bu adam. Dolayısıyla Napolyon bir süre sonra statü ile birlikte Laplace, ünlü kimyager Bethole veya tasvirci geometrinin babası Monge gibi bilim insanlarıyla arkadaş ilişkileri geliştirdi. Ve bu sadece işte onun hayatını eşelerken arkadaşlarına bak diyeceğimiz bir husus değil. Çünkü hani derler ya network önemlidir falan. Belli ki 200-250 sene önce daha da önemliymiş. Çünkü arkadaşları onun ensüsüye onursal üye olmasını sağlayarak diğer bilim insanlarıyla da yakın ilişkiler geliştirmesine vesile oldu. Mesela kiminle dersiniz? Size lisede elektrik konusunda tanıtılan Coulomb veya dalgaları üst üste bindirerek testere dişi gibi her türlü absürt şekli oluşturabileceğimizi gösteren Fourier ile. Yani demem o ki Napolyon henüz 30'larından önce değerli bilim insanlarıyla ikili ilişkiler kurmaya başlamıştı. Bir de aslına bakarsanız aralarındaki ilişki karşılıklı fayda sağlayacak şekilde oluştu ki bence bunu anlamak için Mısır seferi üzerinden devam edebiliriz. Şimdi filmde tam olarak neler anlatılacak bilmediğim için Mısır seferi gerekli miydi, neden yapıldı, nasıl sonuçlandı gibi şeyleri anlatarak konuya hakim olmayanlara spoiler vermeyeceğim. Dolayısıyla şu an sadece şunu bilelim. Napolyon bir Mısır seferi düzenliyor ama ordusunda sadece askerler, mühendisler veya haritacılar yok. Ayrıca farklı alanlardan bilim insanlarını da yanında götürüyor. Örneğin Monge, Fourier, zoolog Hilary, mineralog Dolemieu veya yansımayla ışığın polarizasyonunu keşfeden fizikçi Melus Mısır'a gitti. Götürdüğü toplam bilgin sayısı ise kabaca 170 civarında. Ve esasen Napolyon daha Mısır'a gitmeden bu insanlardan faydalanmaya başlamıştı. Misal Monge sefer için gerekli haritaları ve bilgileri onun için toplamıştı. Ayrıca düzenlenen sefer sadece İngilizlere hasar vermek üzerine de tasarlanmadı. Napolyon Mısır koloni haline getirip orada belli ölçüde bir aydınlanma gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle Mısır'a gittiklerinde zaten hızla Mısır ensüsünü kuracaklar. Bu ensüsün ise iki tane sağlam önemi var. Birincisi Napolyon bölgenin değerinin farkında. Oranın hem coğrafyasını biliyor hem tarihini. Ama aynı zamanda Antik Mısır'ın tarihi hala o dönemde gizemli. Yani araştırılmaya değer, keşfedilmeye değer çok şey var. İkincisi o doğrudan tiranvari bir yönetim planlamadı. Biraz ben oraya gideyim, bilim ve teknolojiyle halka bir şeyler sunayım, onların refahını arttırayım, böylece kendime daha kolay meşru zemin yaratırım düşüncesinde. Çünkü dönemin Mısır'ı öyle zenginlikler içinde refah dolu bir Mısır değil. Ekonomik ve yönetimsel sorunların olduğu, hastalıkların sürekli ölümlere yol açtığı bir bölgeden bahsediyoruz. Bu sebeple Napolyon'la birlikte oraya gidenler de hemen araştırmalar yapmaya başladı. Daha gider gitmez hem Antik Mısır hem de modern Mısır hakkında kayıtlar tuttular. Tabii şimdi söyleyeceklerim her türlü fetih için geçerli ama kolonizasyon üzerinde konuşacaksak siz zaten gittiğiniz toprakların coğrafyasını, topografyasını, tarım özelliklerini, su kaynaklarını, iklimini bilmek, öğrenmek zorundasınız. Aksi takdirde kolonizasyondan fayda sağlamak zorlaşır veya sürdürülebilir olmaz. Ordunun savaşları kazanması içinse keza bu bilgiler yine şarttır. Dolayısıyla seferin en başından itibaren evet bilim insanları oraya gidip yeni keşifler yapıyor, yaptıkları bu keşiflerle orijinal fikirler öneriyorlar ama aynı zamanda hem politik hem ekonomik hem de askeri açıdan fayda sağlıyorlar. Gerçi ben şu ana kadar Mısır seferiyle bilimin ilişkisini kabaca anlattım ama sanırım somut örnekler vermek konunun ehemmiyetini anlamak için daha iyi olacaktır. Örneğin Napolyon Mısır'da Bertholet'e ekmek fırınları için yakıt bulma, bira yapımı için alternatif kaynakları tespit etme veya barut üretimi için ham madde bulma gibi çeşitli pratik görevler veriyordu. O pratik görevlerden biri de Natron Gölü'nü değerlendirmekti. Bakın natron hidratlı sodyum karbonattır ve tarih boyunca sağlık, ziraat veya mumyalama gibi alanlarda kullanılmıştır. Fakat Bertholet gölü incelediğinde farklı bir şey keşfediyor. Laboratuvarda bildiği bir reaksiyon gölün civarında farklı şekilde gerçekleşiyordu. Ve yaptığı bu gözlemin üzerine ekstra düşününce hemen şunu anladı. Kimyasal reaktivite aynı zamanda kimyasal tepkimeye giren bileşenler ile çıkan ürün arasındaki göreli kütleye, göreli konsantrasyona bağlıydı. Veya sık sık paleontolojinin babası olarak anılan Cuvier'e bakalım. Cuvier, Mısır seferi için davet almasına rağmen sefere katılmadı. Ancak sefer sonrasında getirilen içinde kelaynak kuşunun da olduğu mumyaları inceledi. İnceleme sonrasındaysa bir sorun ortaya çıktı. Bu mumya ve günümüzdeki kelaynaklar arasında hiçbir fark yoktu. Bunun üzerine de Cuvier yanlış bir iddia ile evrim yoktur.
bu canlının binlerce yıllık mumyası ile günümüzdeki hali aynı dedi. Tabii hatası dünyanın yaşını bilmemesinden kaynaklıydı ama önemli olan zaten doğruyu sunması değil ki. İddiasının ve gözleminin orijinalliği onu önemli kıldı. Çünkü önerisiyle birlikte Avrupa'da evrim üzerinde yeni bir tartışma başlattı. Veya Fourier, Mısır'dayken artık iklimin sıcaklığından mıdır bilmem, ısı akışı üzerine çalışmalar yaptı. Fransa'ya dönünce ısı teorisini geliştirdi. Bazı sanatçılar her türlü bitkiyi ve çiçeği resmetti. Başkaları o bitkilerden örnekler aldı. Böylece Fransız botaniğinde ilerlemeler kaydedildi. Yani uzun lafın kısası, Mısır seferinin askeri kısmına spoiler vermemek için değinmeyeceğim ama şunu diyebilirim. Seferin kendisi bilimin gelişmesine hayli katkıda bulunmuştur. Bir de sadece bilim gözüyle bakmayalım. Napolyon, İtalya seferinde nasıl bazı değerli sanatsal eserleri Fransa'ya götürdüyse, Mısır'dan da birçok sanatsal ve tarihsel şeyi kendi ülkesine götürdü. Zaten 170 civarında bilginle gitti derken, onların içinde ressamlar ve müzisyenler de vardı. Neyse, biz şimdi Napolyon'un bilim açısından tam bir portresini çıkartmak için onun birinci konsüllük ve imparatorluk dönemine de bakalım. Şimdi şunu anlamak lazım. Normalde yeni bir iktidar geldiğinde biz o iktidarın mevcut bürokratlar ve kurumlarla bir anlaşmaya gittiğini görürüz. Ortak yol bulunur, belli oranda mevcut kadrolar üzerinden devam edilir. Aksi takdirde zaten iktidarı elde tutmanız zorlaşır. Tabii gücü ele geçirince de onlardan kurtulabilirsiniz. Tarih boyunca biz bunun defalarca örneğini gördük. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in dönemi buna güzel bir örnektir. Fakat dikkat edilmesi gereken konu Napolyon'un Fransız devrimi sonrası imparator olduğudur. Devrimlerde, hele de Fransız devriminde kurumlardaki insan sirkülasyonu çok fazla. Hatta bazı kurumlar direkt kapatılıp yerine yeni kurumlar açılır. Ayrıca Fransız devrimi sırasında kafası giden gidene de diyebiliriz. Öyle ki devrim kendisinin ortaya çıkmasını sağlayan Robespierre gibi ana karakterlerin de ölmesine sebep oldu. Dolayısıyla Napolyon gücü ele geçirdiğinde en azından belli başlı kurumlarda karşısında öyle çok uzun süre yerleşmiş güçlü bir grup, bir oluşum olmayacak. Ve bu sadece Napolyon'un işine gelmedi, diğer birçok bilim insanı da bundan nemalandı. Mesela klasik elektromanyetik teorinin kurucularından Amper'in babası devrimin başında görev olarak kamu hizmetinde bulundu. Ama devrim sırasında Jacobenler iktidara gelince baba Amper giyotine kurban gitti. Oysa fizikçi Amper 1. konsüllük döneminde kendisine Napolyon'un kurduğu teknokratik yapı içerisinde yer buldu, profesörlük yaptı. Bunun gibi daha birçok örnek var. Misal Fourier politik görüşlerinden dolayı kısa süreliğine devrimin terör döneminde hapse girmişti. Tabii sonra çıkıp hayatına devam etti ama Napolyon döneminde çok daha yüksek statülü görevlere getirildi. Veya Torino doğumlu İtalyan-Fransız Lagrange'ı da örnek verebiliriz. Bakın Lagrange her fizikçinin ve mühendisin bildiği tarihin en önemli bilim insanlarındandır. Mesela Luna Park'lardaki böyle eğimli, absürt yollardan geçen bir hızlı treni Newton'un formülasyonlarıyla çözmek çok uğraştırır, vaktinizi çok çalar. Ama biraz pratiğiniz varsa bu tarz zor sistemleri Lagrange mekaniği ile birlikte çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Ki Lagrange mekaniği günümüzde astrofizikten kuantuma kadar fiziğin her alanında kullanılır. Onun Napolyon ile ilişkisini anlamak içinse hikayeyi biraz geri saralım. Kendisi Fransa kralı 16. Louis'in davetiyle Paris'e gelmişti. Devrim başında da esasen süreç ona enteresan geldi, bir ilgisini çekti. Ama sonra idamlar artınca ona yönelik bir tehdit olmamasına rağmen korkmaya başladı. Hatta Lavoisier'in ölümü üzerine şöyle bir laf etmiştir. Kellesinin düşmesi bir an sürdü, yüzyıllarsa benzerini üretmeye yeterli olmayacak. Peki Napolyon döneminde Lagrange ne oldu? Senatör oldu, Fransız vatandaşlığına kabul edildi. Ölmeden hemen önce de Napolyon onu onurlandırmak için Lagrange'a imparatorluğun yeniden birleşme nişanını verdi. Tabii her bilim insanı da devrimden zarar gördü demiyorum. Devrim destekçilerinin kariyeri ona göre şekillendi. Benim belirtmek istediğim tek şey kurulan yeni yapıda bazı değerli bilim insanlarının, bazı yeni bilim insanlarının daha kolay ve rahatça sağlam yerler bulabilmesidir. Öte yandan Napolyon bu bilim insanlarıyla birlikte kendi iktidarını, kendi politik görüşlerini pekiştirecek müfredatları da hem okullara hem de yüksek öğretim kurumlarına yerleştirmeyi başardı. Ve gelelim Napolyon döneminde bilimsel çalışmalara verilen ödüllere. Bakın Fransa'da önceden de bir yarışma ve ödül kültürü zaten vardı. Örneğin Rousseau'nun ortaya çıkmasını sağlayan şey bir yarışmaydı.
Napolyon döneminde de bu ödül kültürü devam etti. Özellikle başta fizik olmak üzere doğa bilimlerine hem maddi hem de statü göstergesi ödüller verildi. Hatta kimi zaman Napolyon bu ödülleri bizzat kendi cebinden karşılamıştır. Tabii ödül verilmesinin çeşitli amaçları var ve takdir edersiniz ki ilki teşvikti. Önemli olduğunu düşündükleri konulara maddi ödüller sağlandılar. Mesela astronomi ve elektrik ile manyetizmaya ayrı ayrı ödüller düzenlediler. Astronomi ödülünün kaynağı belli oranda Newton'un dünyada yarattığı o muazzam şok etkisiyken elektrik ve manyetizma konularının mühendislikteki önemini fark edip bu konu üzerinde de ödül vermeye karar veriyorlar. O fark etme de şöyle oldu. Konsül döneminde Napolyon enstitüde hala aktif ve o sıralarda zaten elektrik ve manyetizmanın önemini kavramıştı. Hatta ileride voltaj olgusuna ismi verilen İtalyan fizikçi Volta'yı Paris'e davet edip sunum yapmasını istiyor. Volta da gelip pil ve elektrik bataryası üzerine yaptığı çalışmaları takdim ediyor. Ayrıca bakın ödüller sadece Fransızlara verilmedi, her yere dağıtıldı. Böylece belli oranda bilimde bir evrenselleşme çabalandı. Ama aynı zamanda etkisi küçük de olsa filmde anlatılacağını düşündüğüm Napolyon'un kafasında bulunan o Avrupa'yı kapsayan yarı klasik diyebileceğimiz imparatorluk için ödül vermek en azından bilim insanları arasında bağlılık arttırmayı da amaçlıyordu. Ve gelelim son soruya. Napolyon bilime hiç mi zarar vermedi? Şimdi ben tarihçi değilim ama kabaca okuyabildiğim kadarıyla yaygın kanı Napolyon'un bilinçli bir şekilde bilime zarar vermediği yönünde. Fakat ufak tefek şeyler var. Hani az önce dedim ya Napolyon kendi düzenini bir yapısını kurdu. İşte o yapılaşma içinde laboratuvarını kaybedenler vesaire var. Mesela Ecole Polytechnique Napolyon dönemi askerileştirilirken dönüşüm sırasında kimyager Guyton laboratuvarını kaybediyor. Veya konuyu farklı bir yerden alıp şunu da iddia edebiliriz. Direkt zarar sayılır mı bilmem ama Napolyon güçlendikçe yanındaki Laplace gibi bilim insanları da güçleniyor. Fakat onların gücü arttıkça bu insanlar kendi disiplinlerini biraz daha ön plana çıkardı. Kurumlarda ona göre pozisyonlar açıldı. Dolayısıyla doğal olarak Fransız bilimi istemsizce belli başlı konulara daha fazla yöneldi. Ki bu tarz şeyler hep yaşandı, hala da yaşanıyor. Yani özetlemek gerekirse Napolyon bilime ilgi duyan bir imparatordu, bir generaldi, bir insandı. Aklı ve gücü yettiğince bilimin koruyucusu gibi takıldı. Fakat yeri geldiğinde bilimi ve bilim insanlarını hem savaşlarında hem de kendi politikalarında yine kullanmıştır. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.